Arkadaşlar ehliyet e sınav yeni animasyonlu sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Trafik ve çevre bilgisinden başladık. Birinci sorumuz şöyle. Çekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtını durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir bir soru gelmiş. 15, 20, 10 ve 5 şeklinde veriliyor. Tabii ki kamu hizmeti işaret levhaları gibi sorulan sorularda geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkışlarının olduğu noktalarda 15 metrelik mesafe içerisinde araçlarını ancak park edebiliyor arkadaşlar. 15 metrenin dışına. Cevabımız burada. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz şöyle. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır diye bir soru gelmiş. Gürültü kirliliğini, hava kirliliğini, görüntü kirliliğini, su kirliliğini Evet burada da tabii ki bize verilen soru da hava kirliliğidir arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir. Üçüncü soru verilenlerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A geriye dönmek. Bakın otoyolda geri dönmek nedir? Yasaktır. Zorunluluk dışında park etmek yasaktır. C hızına uygun şeritte gitmek. D geri gitmek geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak, yayaların, hayvanların, değil mi? lastik tekerlekli traktörlerin otoyola girmesi yasaktır ama hızına uygun şeritten gitmesinde bir sakınca yoktur. Otoyollarda bakın arkadaşlar, otoyollarda otoyola girerken hızlanma şeridini kullanıyoruz. Bakın şöyle bir şöyle bir hızlanma şeridini Çizersem. ne evet çizersek. Buradan girdiğinizi düşünün. Şöyle şeritlerimiz. Şöyle. Hızlanma şeridini kullanıyoruz arkadaşlar. Evet hızlanma şeridini. Otoyoldan çıkarken de yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Evet üçüncü sorumuz. C şıkkı dedikten sonra dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz şöyle. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık. Gabari deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Yükseklik, uzunluk, genişlik ölçülerini gabari verir değil mi? Burada verilenlerde 350 metreyi vermiş. Bakın köprünün hemen ayağında şurada görüyorsunuz ve sağ tarafta da 350'yi gösteriyor bize. Kamyon ne diyor ki köprünün altından geçiyorsun yüksekliğine dikkat et değil mi? Yükseklik kabarisine dikkat edelim diyor. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen beşinci sorumuz gelsin. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde verilenlerden hangisi yapılmalıdır? A. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa. B. Yani dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa A mola vermelidir. B baş dik tutmaya çalışmalıdır. C gözler ovuşturulmalıdır. D yola devam edilmelidir. Bakın gözlerini açık tutmakta zorlanıyor. Bir sıkıntı var değil mi? Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa direkt trafik kazasına sebep olabilir. Hemen ne yapması gerekiyor? Mola vermesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız burada Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı soru araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Arkadaşlar denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması B, kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi C, sürücülerin dikkatinin artırılması, D kazaların önlenmesi. Evet burada da dikkat ederseniz kaza anında ölüm ve yaralanmaların aza indirilmesidir. Emniyet kemerinin esas amacı. Onun için kısa mesafelerde de mutlaka emniyet kemerinizi takın. Aracı öyle hareket ettirin arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuz şöyle. Otoyolda 120 kilometre hızla Seyahat eden, seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasındaki en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 50, 30, 40 ve 60 şeklinde veriliyor. Bakın. 120 ile giden bir otomobil takip mesafesi hızın yarısıdır. Yani 120'nin yarısı nedir arkadaşlar? 60'tır. Cevabımız 60'tır. Aracın 2 saniyede bakın. 2 saniyede saniyede kat ettiği süre bize yine takip mesafesini veriyor. Tabi burada verilenlere baktığınızda da cevabımız Denizli seçeneği 60'tır. Hemen 8. sorumuz gelsin. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Bakın. Az önce takip mesafesini sordular değil mi? Yine takip mesafesinden soru sormuşlar. Evet. Sekizinci sorumuz takip mesafesini sormuşlar arkadaşlar. Bakın burada aracın güvenli takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi Adana seçeneği. 9 sorumuz şöyle. Hemen soruyu okuyalım. Sonra bir iki üçe bakalım. Yukarıda verilenlerin hangileri araç sürücülerinin trafik kazalarında asli kusurlarından sayılır? Asli kusur Aracı arkadan çarpmak asli kusurdur. Bir. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymak. Bakın uymak. Asli kusur değildir. Uymamak asli kusurdur. Demek ki ikinci değil. Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek yine asli kusurdur. Burada nedir? 1 ile 3. 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 10. soruya geçelim. Şekildeki trafik taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirir? Bakın yazıyı soruyor bize. Şu 50 rakamını bize sormuş. Asgari en az hız sınırını B ışıklara 50 metre kaldığını C öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını D azami en yüksek hız sınırını. Evet. Dikkat ederseniz burada da azami hız sınırını değil mi? Azami hız sınırı en yüksek hız sınırını bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. E, Denizli seçeneği dedikten sonra hemen 11. sorumuz gelsin. 11. sorumuz şöyle. Araçların muayene süresi dolmasa bile verilen hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde B kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde C sahibi değiştiğinde D motoru bakımından geçirildiğinde. Evet burada araç muayene süresi dolmasa bile bakın dolmasa bile kazaya karışması durumunda değil mi kazaya karışması durumunda ne yapıyoruz? Görevli tarafından gerekli görüldüğünde muayene gitmesi gerekiyor. Bursa seçeneği. 12. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Yaya bölgesi. Bakın, taşıtlar giremez. Bakın. Yani e, motosiklet resmi var, bir de ne var arkadaşlar? Otomobil resmi var. Burada 08 saat ve 16 saati vermişler. Bize ne diyor? 08 ile 16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu değil mi? Motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bize bildirmiş. Yani direkt ki Adana seçeneği doğru cevap. Diğerlerini okumamıza gerek yok. Evet hemen 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz araç sürücüsü nasıl davranmalıdır diye bir soru sormuşlar. Bakın araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hemen şimdi görsel bir sorumuz arkadaşlar. Önce görselimizi bir izleyelim. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Evet. Görselimizi izliyoruz. Olduğu yerde durup acil durum ikaz ışıklarını yakmalıdır. B. Sürekli kornaya basarak bisiklet sürücüsünü uyarmalıdır. C. Sol şeride geçip hızlanarak devam etmelidir. D. Bulunduğu şeritte uygun hızda yoluna devam etmelidir. Evet dikkat ederseniz e, bakın tekrar izleyelim. Bakın 13. sorumuz. Tekrar izliyoruz arkadaşlar. Ara sürücüsü bisiklet sürücüsü sürücüsü devam ediyor. Ne yapması lazım? Dikkatli, değil mi? Dikkatli davranması gerekiyor burada. Evet, bulunduğu şeritte uygun hızda yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani burada evet. Denizli seçeneği. Ya yani bakın buradaki bisiklet sürücüsü ne? nü ne yapmaktan uyarmadan arkadaşlar bakın uyarmadan dikkatli bir şekilde bulunduğu yol hızda yoluna devam etmesi gerekiyor. Evet. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet. Denizli seçeneği dedikten sonra yolun 14. sorumuz gelsin. 14. sorumuz şöyle. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romok ve yarı romoklarla yolcu taşınabilir. Evet taşınabiliyor. Tabii ki. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir. A. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. B. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. C. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması D. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması biri değildir diyor arkadaşlar. Bakın. Burada da dikkat etmemiz gereken kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde değil arkadaşlar 90 santim yüksekliğinde olması gerekiyor. Cevabımız burada yanlış olan C. Han seçeneğidir. Hemen 15. sorumuz gelsin. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçlardandır? A motosiklet, B tarım traktörü, C toplu taşıma aracı, D itfaiye aracı. Evet, kolay bir soru. Geçiş üstüne sahip araç itfaiye aracıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. soru. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Bakın, trafik işareti. Trafik işareti dikkat ederseniz ileri sola bakın sola mecburi yön değil mi? İleri sola mecburi yönü bize bildiriyor. Evet. Evet, döner kavşağa yaklaştığını ileri sola mecburi yön. Evet, ileri sola mecburi yön. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Sağa sola mecburi yön. Ada etrafında dönüleceğini değil tabii ki. Bursa seçeneği burada doğru cevap. Hemen 17'ye bakalım. Dönel kavşaktaki geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır? Evet, dönel kavşaklarda e, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması, C dönüş sonrası hızının gerektiği şeride girilmesi, D ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi nedir? Yasaktır. Tabii ki ada etrafında dönülmesi yasaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. 18. sorumuza bakalım. Trafik tehlike uyarı işaretlerinden gelmiş şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakın burada bir yaya geçidi işaretimiz var. Yaya geç, aracın hızını artırması, geçiş hakkını kendisi kullanması, öndeki aracı geçmemelidir, banketten gitmelidir. Evet, tra şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapması gerekiyor? Öndeki aracı kesinlikle geçmemesi gerekir. Evet. Yaya geçebilir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 19. soru. Görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretlerini ve hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla Karayolları Trafik Kanunu ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre hangisi sürülmesine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır. Tabi itfaiye vermiş. Çekici, kamu hizmeti, yolcu, taşıtı, kamu hizmeti taşıtı ve okul taşıtı. Burada geçiş üstüne sahip aracı verdiğine göre itfaiyedir. Değil mi? Evet, itfaiyedir. Evet, hemen bir sonraki sorumuz gelsin. 20. soru. Kavşaklara yaklaşırken, kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücü sürücülere neyi bildirir? A. Hızın artırılması gerektiğini, B. Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. C. Sağa ve sola dönülemeyeceğini. D. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini. Tabi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar şerit yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini değil mi? Evet. Burada da denizli seçeneği doğru seçenek. Evet. Bakın birinci şeklimiz ileri sola mecburi yön, ikinci şeklimiz ileri mecburi yön, üçüncü şeklimiz sağdan gidiniz şeklinde. Evet, hemen bir sonraki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet. 21. soru: Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 20 15 10 ve 5 şeklinde verilmiş, belirlenmiş yangın muskanı her iki yönden 5 metrelik mesafe içerisinde park etmek yasaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. soru çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre düzeni, çevre koruma, çevre hakkı, çevre. Evet, burada da çevre korumadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz yine bir kontrolsüz kontrollü kavşaklarla ilgili. Bakın geçişine sahip araçlar var. Sorumuzu okuyalım. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Verilenler ambulans, bakın polis, itfaiye ve iş makinesi. Tabi ilk geçiş hakkına sahibi soruyor bize. İlk geçiş hakkı her zaman ambulansındır. Sıralamayı sormuş olsaydılar bakın arkadaşlar. Önce ambulans sonra itfaiye daha sonra polis ve iş makinesi diyecektik. Cevabımız tabii ki Adana seçeneği doğru cevap. 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? A. Yakıt seviyesinin düşmesi. B. Balata Yüzeyinin kuru olması. C. Motor yağı değişiminin geciktirilmesi. D. Lastik diş derinliklerinin azalması. Tabii ki frenleme mesafesinin artmasına lastik diş derinliklerinin azalması sebep olur. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 25'in soru gelsin. ABS fren sisteminin avantajlarından biri verilenlerden hangisidir? A kalkışta patinajı önler. B debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Evet, 25. sorunun cevabı frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. Denizli seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz gelsin. 26. sorumuz şöyle. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 1. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. Kontrol edilir mi? Tabii ki edilir. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi kesinlikle edilmesi gerekiyor. 3. Ön koltuklar, kafalıklar ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Tabii ki ayarlanması gerekiyor. Arkadaşlar kullanmaya başlamadan önce hepsini ne yapmamız gerekir? Kontrol etmemiz gerekiyor. Yani Bursa seçeneği burada. Doğru cevap. 27. Verilenlerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür antifriz, fren hidroli akü elektroliti, motor yağı. Evet, tabii burada da dikkat ederseniz nedir? Denizli seçeneği değil mi? Motor yağı Hemen 28. sorumuz gelsin. 28. soruyu şöyle okuyalım arkadaşlar. Maddeler olduğu için önce soruyu okuyalım, sonra maddeleri okuyalım. Evet, 28. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur diyor. Bakın, neden olur? Bir yüksek devirde araç kullanılması, 2. ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması, 3. araca uygun ebettte lastikler kullanılması, 4. araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Evet dikkat ederseniz hemen burada yüksek devirde araç kullanmak yakıt tüketimini artırır mı? Evet artırır. Ani hızlanmak, yavaşlamak artırır. Araca uygun ebatta lastik kullanılması artırmaz arkadaşlar. Araç bakımlarının zamanda yaptırılması artırmaz. Tam tersi azaltır. 1 ile 2, 1 ile 2'nin olduğu seçenek denizli seçeneğidir. Evet. Deniz seçeneği dedikten sonra hemen 29. soru gelsin. Mars'a marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A bujiler, B motor yağ seviyesi, C depodaki yakıt filtresi, D akü suyu. Evet bakın, marşa basıyorsunuz. Motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ne var arkadaşlar? Yakıtta yakıtla ilgili değil mi? Cevabımız evet. Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Evet. Ceyhan seçeneği yakıt seviyesine bakacağız. Evet. Hemen 30. soru. Hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? Sıkıştırma zamanı, emme zamanı, marş zamanı, iş zamanı. Evet. Dört zamanlı motorların çalışma zamanlarından birisi nedir? Mars zamanı değildir. Ceyhan seçeneği. Evet. Ceyhan seçeneği doğru seçenektir. 30. sorudan sonra 31. soruya bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir diyor bakın neyi bildirir? Sis lambalarının yandığını, el freninin çekili olduğunu, fren balatalarının bittiğini, lastik basıncının düşük olduğunu. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar fren balatalarının bittiğini bize bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 32. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi nedir? A. Havanın serin olması. B. Cam suyu seviyesinin azalması. C. Silecek lastiklerinin eskimesi. D. Silecek motorunun yavaş çalışması. Tabii ki e, sileceklerin camı yeteri kadar temizlemiyorsa arkadaşlar nedir? Silecek lastiklerinin eskimesinden kaynaklıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevap hemen 33 gelsin. 33. sorumuz görsel bir soru arkadaşlar. Görsel sorular 3-5 tane geliyor bildiğiniz gibi. 50 sorudan. Olay yerinde araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Bildirme, tedavi etme, kurtarma, koruma. Bakın olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Hemen e, görselimizi izleyelim. Bakın görselimizi izliyoruz. Şu anda görselimiz gördüğünüz gibi bakın kaza olmuş. Kazayı bakın dikkat edin. Telefonla bir yeri arıyoruz, değil mi? Bir yeri arıyoruz. Arıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bildirimde bulunuyoruz, değil mi? Kazayı anlatıyoruz karşı tarafa. Evet, karşı tarafa ne yaptık? kazayı anlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Cevabımız tabii ki Adana seçeneği. Evet Adana seçeneği. Bakın tekrar izleyelim. Şu anda evet bildirimde bulunuyoruz. Olayı karşı tarafa anlatıyoruz. Evet. Hemen bir sonraki sorumuz gelsin. 33. sorudan sonra 34. soru. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre verilenlerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Hava yolu açıklığını sağlamak için Ko, koma pozisyonu verilmesi b baş boyun gövde ekseninin korunması c bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması d kazazedenin yalnız bırakılması Evet burada da dikkat ederseniz arkadaşlar baş boyun gövde ekseninin nedir? Korunmasıdır. Bursa seçeneği 35. soru verilenlerden hangileri şok durumundaki kazı yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Fiziksel hareketinin artırılması. C. Hava yolu açıklığının sağlanması. D. Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi. Evet. Burada da dikkat ederseniz hava yolu açıklığının nedir? sağlanmasıdır. Adana seçeneği doğru cevap. 36. soru aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak B) İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak C) Trafikteki kaza sayısını azaltmak D) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. Ne soruyor bize arkadaşlar? İlk yardımın öncelikli amaçlarından birisi hangisidir? Tabii ki yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini ne yapmaktır? Esas amaç sağlamaktır. 37 yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Bir el frenin çekilmesi. Tabii ki çekilir. 2 kontağın kapatılması. 3 LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Evet burada 1, 2, 3 1 2 3 Ceyhan seçeneğidir. Doğru seçenek. 37 Ceyhan seçeneği. 38. sorumuz. Bakın ilk yardım sorusu. Resimde görülen ilk yardım uygulaması verilen durumların hangisinde tercih edilmez? Evet. A çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa B. baskı noktalarına baskı uygulanmak yeterli ise uygulamak yeterliyse C kanaması durdurulamayan kazıza de güç koşullarda bir yere taşınacaksa D uzun kopması varsa Evet e, resimde de gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar e, ilk yardım uygulaması verilen durumlar hangisi de tercih edilmez baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise tabii ki nedir? Bu ilk yardım tercih edilmez değil mi? Bursa. Evet Bursa seçeneği doğru cevap. 39. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazı zidenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda hangi ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması İlk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? Rentek, turnike, hemlik ee, ve üçgen bandaj şeklinde verilmiş. Tabi burada solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazizde konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını acı çekerek ellerini boynuna götürdüğü nedir? Tam tıkanma yani diğer adıyla hemlik manevrasıdır. Ceyhan seçeneği doğru seçenek. 40. soru. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Kanaması olduğunda, tam tıkanma yaşadığında, kalbi durduğunda, kan şekeri düştüğünde hemlik manevrası dediğine göre arkadaşlar nedir? Tam tıkanmadan bahsediyor, değil mi? Evet bakın şurada tam tıkanmadan bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. 41. soru yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Kazazede'ye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi. B. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının Kazazede'nin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi. C. Göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. D. Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın Geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması. Evet burada da dikkat ederseniz e, suni solunum yapmak için yar, ilk yardımcının kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi doğrudur. Temel yaşam desteği ile ilgili. Evet 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes şeklinde de temel yaşam desteğini yine uyguluyoruz arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap 42. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? 2, 11, 5 ve 8 şeklinde verilmiş. Tabii ki çocuklarda ve yetişkinlerde göğüs kemiği arkadaşlar 5 santim aşağı inecek şekilde. Bebeklerde 4 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanıyor. Ceyhan seçeneği dedikten sonra hemen 43'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. B. Kanama durmazsa ikinci bir kez koyarak bir bez pardon koyarak basıncın artırılması C uzu kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması D kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması evet burada da e, kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın artırılması dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır hemen 44'e bakalım Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazı yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir. A. Bilinç kontrolünün yapılması. B. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. C. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. D. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. Evet. Burada da dikkat edersek Dışarı çıkan organların içeri sokulması, çalışılması kesinlikle yanlıştır. Yani cevap Ceyhan seçeneği 45'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. B. Bencilce davranışlarda bulunmak. C. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. D. Kendi kendine kurallar koymak. Aşağıdakilerden hangi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Bakın olumlu davranışı sormuş. Tabii ki paylaşmayı bilmek ve saygılı olmaktır. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 46'ya bakalım. 46. sorumuz. 46. sorumuz görsel bir soru arkadaşlar. Videodaki araç için nasıl davranmalıdır? Hemen görselimizi bir ne yapalım? İzleyelim nasıl davranmalıdır? Görselimiz şu anda ne yapıyor bakın? İzliyoruz. Hızını artırıp öndeki araca yaklaş yakınlaşmalıdır. Bakın. Bakın arkadaşlar. E, acil durum ikaz ışıklarını yakıp durmalıdır. C hızını art, azaltıp sol taraftaki aracın sağ şeride girmesine izin vermelidir. D sol şeride geçmelidir. Evet. Tekrar tekrar izleyelim arkadaşlar. Evet bakın. Görsel sorumuzu tekrar izleyelim. Evet bakın 46. sorunun görselini tekrar izliyoruz. Şimdi bakın arkadan gelen şuradaki aracı gördünüz. Bir saniye. Şuradaki bakın. Şu aracı gördünüz değil mi? Şimdi bu araç sinyalini vermiş. Şu sol taraftaki var ya bakın. Bu araç sinyalini verdiği için ne yapması gerekiyor? Bir kere şu diğer aracımız Şuradaki bakın mavi aracımız. Şu. Hızını azaltıp sol taraftaki bakın bize göre sol taraftaki aracın ne yapması gerekiyor? Sağ şeride girmesine ne yapması gerekiyor? İzin vermesi en doğrusudur. Yani cevabımız bakın cevabımız şöyle kapatalım görseli. Ceyhan seçeneğidir değil mi? 46. Evet, 47. soruya geçelim. Seçeneklerdeki temel değerlerden hangisini içselleştirilmiş bir sürücü trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakarlık yapar? Bencillik, hoşgörüsüzlük, nezaketsizlik, diğer gamlık. Evet burada da bakın trafik adabından gelmiş diğer gamlık. Hemen 48. soruya geçelim. Nokta nokta trafik içinde sorumluluk yardımlaşma tam saygı, fedakarlık sabır nedir sahip olma yetisi burada neyi soruyor bize beden dili konuşma usulü trafik adabı trafikte hak ihlali. tabii ki trafik adabının tanımını bize sormuşlar evet Ceyhan seçeneği doğru cevap 49. sorumuz hemen gelsin evet 49. sorumuz Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Bakın. 1. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, 2. köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması, 3. trafik trafo ve elektrik direğine çarpması gibi durumlarda kesintilerin yaşanması tabii ki bakın, her üçü de oluyor arkadaşlar. 4. Bilhassa yakıt kimyasal madde tıbbi atık ve bakın yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır diyor bakın. Evet tabii ki hepsi değil mi? Evet yani Adana Seçim iyidir. Evet. Son soru. 50. sorumuz arkadaşlar. 50. sorumuz şöyle. Verilenlerden hangisi trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir? A. Kazaya karışma olasılığının azalması. B. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması. C. Kural ihlallerinin artması. De dikkatin dağılması. Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar nedir? Tabii ki kazaya karışmasıdır. Evet. Kazaya karışmasıdır. Evet arkadaşlar. Bundan önce atmış olduğum sınav sorularını, ehliyet sınav sorularını e, tamamını çözebilirsiniz. Yeni animasyonlu görsel sorularımız Soruların içerisinde hepsinde mevcut ve konu anlatımlı arkadaşlar kontrollü kontrolsüz kavşaklar, ışıklar, trafik levhaları tamamını dikkatli bir şekilde dinleyerek çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.